onunla konuşulur oldu. İzmir'de her şey onunla okunur oldu. Ve İzmir'de her şey onunla yorumlanır oldu. Efendim merhabalar. Sesimizi nereden duyuyorsanız, neredeysiniz, ne yapıyorsanız her şey güzel geçsin bugün. Haftanın en keyifli günündeyiz. Gerçi haftanın günleri de karıştı. Bir pazartesi, bir cuma, bir pazar böyle gidiyor. Böyle koronanın hakimiyeti altındayız ama bunu da kıracağız. Güzel günler kapıda. Yeter ki kurallara uyalım. Bugün 10 Nisan 2020 Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümü. Cumhuriyet ilkelerine bağlı, halkını seven, halkının huzuru, güveni ve güvenliği için hayatını kaybetmiş, şehit olmuş tüm geçmişten bugüne polislerimizin rahmetle anıyorum. Şu anda koronayla alakalı insanüstü bir gayretle çalışan bütün polislerimizi de alkışlıyorum ve günlerini, haftalarını kutluyorum efendim. Bugün 10 Nisan. Dev bir polis teşkilatımız var. Polis dediğimiz bizim çocuğumuz, kardeşimiz, arkadaşımız, komşumuz. Polis bizim gibi, aynen bizim gibi. Bizden bir farkı, üstünlüğü, üstü yok. Biz onunla biriz. Onlar bizim için, biz onlar için varız. Onun için bütün polislerin 10 Nisanlarını en kalbi duygularımla ben de kutluyorum sizler gibi efendim. Şimdi bugün konuşacağımız konu çok. Ama bugün bir de konuğumuz var. Dün size söylemiştim. Bu yayın artık böyle eskisi gibi olmaya başladı. Güzel de karşılıklar alıyoruz. İnanın bana, bazen uyarıyorsunuz beni. Hani başına bir şey gelecek. Yok, gelmez. İktidar da muhalefet de bizim ülkemizin bize bugüne kadar düşmanlık yapana düşmanlık yapmadığımız için, örneğin ben İzmir AK Parti İl Başkanı Sayın Kerem Ali Sürekli'yi de davet edeceğim önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta bayağı konuklarımız var. Sizlerden gelen istekleri de ciddiye ve dikkate alıyorum. Örneğin cumartesi ve pazar günü yayın yapmayacağım bu hafta büyük bir ihtimalle. Ama yarın bakarsınız bir şair dostumuz olur. Biraz böyle kafa dağıtırız. Olur mu? Umarım sizler de benimle aynı düşüncesini, Ünal Ersözlü'yü düşünüyorum yani. Açıkçası aklımda Ünal Ersözlü var ama o da kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. Bugün çok önemli bir konuğumuz var. Benim için çok özel bir insan. Yıllar önce, böyle gireceğim şimdi. Yıllar önce, 2002-2003, hatırlayanınız var mıdır bilmiyorum. İzmir'in bir gazetesi bir adamı Allah'ı marşı alaya çıkardı. Zeytin Baba, Zeytin Baba, Zeytin Baba, Zeytin Baba. Ben de adama gıcık kaptım. Hem de Zeytin Baba ne demek diye. Biraz bir araştırdık. Adamın niyeti zeytinlik meytinlik kurmak değil ha. Adamın nedeni Karaburun Yarımadası'nı hüp başka şey yapmak. Ama teknik bilgi sıkıntım var o dönemlerde. İşte benim imdadıma o zamanlar bir sivil toplum sözcüsüydü galiba. Bir bilim adamı yetişti. Kamil Okyay Sındır. Ve öyle bilgilerle beni donattı ki o Zeytin Baba ve o gazete bana bir şey yapamadı. Yapıyorlardı az daha. Vallahi yapıyorlardı. O sabah resimleri 2002'deki 2006'ya kadar sürdüyse bunda sevgili hocamız Kamil Okyay Sındır'ın payı çok büyüktür. Onun için ona çok özel bir sevgim var. Ve huzurlarınızda şu anda Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili sevgili Kamil Okyay Sındır. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hasan'cığım sağ ol. Sizler nasılsınız? Sağ ol. Hatırladınız mı o günleri? Hatırlamaz mıyım? Şimdi sen anlatırken bayağı bir özellikle Çeşme Alaçatı Urla arası. Bugün hani o turizm
amaçlı bir Çeşme projesi adı altında bakanlık tarafından çalışma yapılan bütün o alan üzerinde alanın tamamını devletten böyle 10 milyon lira falan yani bir bedel karşılığında 49 yıllığına tahsisat alıp orada zeytin dikeceğini iddia ediyordu. Böyle oranın inceledik topografyasını, arazi durumunu. Toprak yok, ana kaya yani yer kürenin kabuğu yüzeyde zaten yer yer 10-15 santim kadar toprak yüzeyde var. Onun dışında ana kaya olan büyük bir alanı zeytin dikecekmiş. Ya bu nasıl olur diyorduk. Ne yapacaksınız, nasıl dikeceksiniz burayı? İşte kazacakmış böyle burgularla şeylerle kayaları delecekmiş. Oraya toprak taşıyıp koyacakmış, zeytin ağacı dikecekmiş falan. Tabii onlar o günler bayağı bir mücadele günleriydi. Sizlerin yoğun bir şekilde. Ya o zaman gerçekten basın, medya biraz daha özgür, biraz daha böyle sesi, yani iktidarın değirmenine su taşıyan değil, doğruları, gerçekleri arayan bir medya vardı. Sizin gibi önder, lider, kamuoyunda sayılan kişilerin... Biz sözleri... çok sayın milletvekili, biz normal değiliz yani. Ama gazetecilik biraz daha normallik istiyor. Aynen öyle. Gazetecilik bir kere objektif bakış açısı gerektiriyor. Evet. Ama evet. Objektif bakış açısıyla gerçekleri görüp bunları söyleyememek de gazetecilik değil. Bunları yazamamak da gazetecilik veya şey değil. Hani bunları hele hele söylememek daha büyük bir garabet diye düşünüyorum. Yani bir otosansür mekanizması ne yazık ki şu anda gittikçe yayılan bir şey. Yaygın, yayılan da demeyeyim artık son nokta, hatta gelmiş durumda. O nedenle sizlere kutluyorum yine. Yani her halükarda, her zaman, her yerde kaleminizden en ufak bir sapma göstermediniz. Doğru bildiğinizi tarafsız bir bakışla ifade etme gayreti içerisinde olduğunuz kutluyorum. Yani siz ne yapıyorsunuz şimdi bu koronada? Siz de karantinada mısınız? Ne? Sizin yoğunluğunuz bir başkadır. Önce biraz sizden bahsedelim. Neler yapıyorsunuz? Neredesiniz? Şimdi sevgili Hasan Tahsin, ben evimdeyim. Dışarı çıkmamaya gayret ediyorum. Biliyorsun ben Mart ayının başında bir yurt dışı seyahatim olmuştu. Geldim ondan sonra bir karantinaya aldım kendi kendimi. Bir oto karantina oldu. Bir zorunluluk da yoktu. Yani bize herhangi bir şekilde bir şey de söylenmedi o konuda. Ama o günden beridir buradayım. Meclis faaliyetlerini evimden takip etmeye çalışıyorum. İzmir'de olup bitenleri yine evimden daha yoğun bir şekilde takip etme imkanım oluyor. İzmir'i daha yakından takip etme imkanı oluyor. Çünkü Ankara'ya geliş gidişler genellikle meclis faaliyetleri, yasama faaliyetleri İzmir'den biraz sizi uzaklaştırıp ülkenin bütün meseleleriyle daha çok işli dışlı yapıyor. Ama burada hem zaman bol bütün gün boyunca hem de gerçekten İzmir'i çok daha yakından izleme, takip etme imkanımız da var. Kitap okumaya çalışıyorum. Onun dışında... Siz boş durmazsınız, araştırırsınız. Şimdi şöyle girelim. Araştırıyorum. Yine bu son günlerde bu 5G... Ve virüs, korona, virüs, COVID-19 meselesi, arada ilişki var mıdır, yok mudur, oturup internet mecrasında bununla ilgili bilimsel makaleler okudum, şeyleri var, buna yönelik taraftar görüşler var, bilimsel araştırma sonuçları var, bunun karşısında olanlar var. Yani GDO gibi bir şey aslında. GDO insana ve çevreye zararlıdır değil. Şöyle sorayım. Yabancı ülkelerde bu COVID-19'la alakalı yapılan bilimsel araştırmalarla
bizdekiler ne düzeyde? Yani biz biraz daha böyle dedikoduvari konuşmaya başladık galiba. Sayın Milletvekilim, ne dersiniz? Evet, yani biraz yani biz akıl ve bilim önderliğinde yolunda yürümemiz gerektiğini söylüyoruz. Aslında bu salgınla ilgili, pandemiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın oluşturulan bilim kurulu üzerinden yapmaya gayret ettikleri bizi birazcık umutlandırdı. Bu akıl ve bilimden uzak kalınmaması adına ama akıl ve bilim sadece ne oldu kafadakilerin ifadesi değil, aynı zamanda yeni olan ortaya yeni çıkan bilgileri de takip ederek onların da sizin bilgi haznenize katkısıyla yeni fikirler, yeni düşünceler, yeni uygulamaları üretebilmeyi de gerektiriyor. Yani Doğru. dinamik bir süreçti akıl ve bilim yolunda hareket edebilmek. O dinamizm yoksa çok statik bilinen şeyleri ve bir de sürekli bunları aynı şekilde ifade ederek bir yere de varamıyorsunuz. Yani diliyorum yani biraz da duygulardan da duygusal bakmamak lazım. İnsanın kişisel egoları veya beğenileri veya tatminini öne çıkaran bir anlayışla yaklaşmamak lazım bu sürece. Biraz daha herkes kendini disipline edecek, toplum da kendini disipline edecek ve ülkeyi yönetenler de kendini ve bu disiplini sağlamakla mükellef olmak zorunda. Peki size bir bilim insanı olarak bir şey sormak istiyorum. Herkesin ağzında geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı da onu telaffuz etti. Bir yeni dünya düzeni, yeni dünya düzeni telaffuz ediliyor. Bu yeni dünya düzeni gerçekten planlanan, organize edilen bir şey mi? Yoksa dilek temenni gibi ya da bir kehanet gibi bir şey mi? Ne dersiniz? Valla ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın o yeni dünya düzenini ifade ederken bunu bir özlem olarak ifade ettiğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü mevcut dünya düzeninden son derece yüksek düzeyde istifade ederek siyasi emellerini yerine getirebiliyorlar, ulaşabiliyorlar. O aslında şu bir gerçek, şunu gördü herkes. Yani bir virüs, bir mikroorganizma. Yani mikrometre düzeyinde, mikron düzeyinde bir canlı da değil bu DNA'sı olan ama bir yani sonuçta bu bir enzim ve canlı bir organizma değil. Yani bir tek hücreli canlı bir bakteri de değil. Bu bir virüs, bir ajan. Yani sonuçta böyle bir mikron düzeyinde bir ajan bütün dünyayı bize getirdi. Düşünebiliyor musunuz? Yani şu anda Amerika Fransa'ya giden efendim Çin'den Fransa'ya giden maskeleri el koymuş gasp etmiş göndermiyor. Yani o medeni dediğimiz Batı dünyasının bile medeniyetinin ne kadar çıkar ve hep bana anlayışında olduğunu açık açık gözler önüne sermeye başladı. Yani bütün dünya bunu görüyor. Bu gelişmiş Batı ülkelerindeki bizim arkasında durduğumuz, savunduğumuz demokrasi, insan hakları, temel hak ve özgürlükler, doğa çelinci, insanca yaşam, daha doğrusu yaşamın sürdürülebilirliği anlamındaki çok temel değerleri sözde olduğunu da görmeye başladı. Yani dünyayı yönetenler kendi çıkarları doğrultusunda bu değerleri kullanıyorlar. Bu değerler üzerinden dünya düzenini inşa etmeye çalışıyorlar. Ama kullanarak bir oportünist bir anlayışla. Şimdi bugünlerde görüyorsunuz ki bu sistem pek işlemiyor. Sivil toplum, sivil inisiyatif yani bireyler, toplumlar çok hoşnut değil. Yani bir Amerika'yı bakıyorsunuz. Dünyanın en kötü durumunda şu anda virüs pandemi konusunda. Ve dediğim gibi Fransa'nın maske şeylerine söyleyiver
Çin'den giden, Fransa'ya giden maskeleri el koyup bunları ben kullanacağım diyor falan. Çin, İngiltere, İspanya, İtalya ülkeler arasında bir rekabet söz konusu. Hayatta kalabilmenin, yaşamı sürdürmenin bir rekabet söz konusu. Yani ama dünyadaki siyasi dengeler değişebilir mi? Yani buna yönelik de ciddi yorumlar yapılıyor. Yani Amerika bitti, Avrupa bitti, şimdi Rusya, Çin yükseliyor. Tabii bunları bugünden analiz etmek çok güç ama şöyle bir şey söylemek istiyorum. Lafı da biraz oraya getirmek istiyorum. Bizim halk tabanında yani kargaşa ve kaostan bir adım geride duruyoruz şu anda. Yani Avrupa'da çok karışıklık var. Örneğin akşamları televizyonlarda izlediğimiz haber bültenlerinde ya da Sağlık Bakanı'nın dileklerinde ya da Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarındaki gibi uygulamalar toplum katında yok. Sayın Milletvekili, inanın bana şuncacık önemsiz yayını yapıyorum ben kendimce. 10 gündür vatandaşlardan bakın işçilerden, işten atılanlardan, esnaftan gelen şikayetlerle ben bunaldım. Bunaldım. Evet. Ha bundan sıkıntım yok. Ama galiba bir aşağıdan yukarıya bir koordinasyonsuzluk var. Bakın sabahleyin bugün taze bir şey anlatayım. Bayraklı ilçesinde gerçek anlamda kaymakam ve emniyet müdürü var mı yok mu? İki arada bir derede kaldık. Sokaklar insan dolu. Marketlerde duyarsızlık had safhada ama televizyonlarda polis uyarıyormuş. Ya bizde yok öyle bir şey. Yani size vatandaşlardan gelenler neler? Bir de bunu böyle çerçeveleyelim. Ne dersiniz? Vallahi tabii insanın doğasında var. Yani biliyorsunuz bütün bizim Türk dünyasında da Anadolu, Orta Doğu coğrafyasında da geçtiğimiz günlerde 21 Mart'ta sanıyorum değil mi? Nevroz kutlandı. Yani yaşamın, hayatın yeniden doğuşu, çiçeklerin filizlenmesi, yeşillenmesi, doğanın, tabiatın uyanışı. Şimdi bu insanın doğasında olan bir şey. Güneş açtı mı, hava güzel bir böyle güneşli, güzel bir gün oldu mu insanın dışarı çıkası, evde kendini kapatmaktan sıkılmış olması nedeniyle dışarı çıkma arzusu var. Tabii işte bu noktada baskıyla değil, bireysel telkinle ve bireysel iç disiplinle evde kalabilmek gerekiyor. Bunu yapamıyoruz maalesef. COVID de bu konuda yani o dengeyi mülki idare de o konuda çok yetersiz kalabiliyor. Yani insanları buradaki sorun şu aslında sevgili Hasan Tahsin. Yani yasağı uygulansaydı sokağa çıkma yasağı uygulanması gerekiyor. Halen de söylüyorum. Sokağa çıkma yasağı uygulanması gerekiyor. Çünkü bakın Sayın Yükselim, az önce hatta ben de onu paylaştım. Bir bilim kurulu üyesi bir açıklama yaptı. Evde daha uzun kalmaya hazırlanmalıyız dedi. Ay ben de şaşırdım. Geçen gün de başka bir bilim kurulu üyesi 2 hafta falan kaldı demişti. Şimdi eğer uzun sürecekse sokağa çıkma yasağı artık zorunlu hale gelmeli. Siz örneğin Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti yani mecliste ya da siyasette bir baskı oluşamadı mı bu konuda? Vallahi tabii sokağa çıkma yasağı baskısı her zaman uygulanıyor. Hükümet üzerinde de var. Ama bir türlü bu konuda karar alamıyor. Bunun başta ekonomik nedenleri olduğunu görmek lazım, söylemek lazım. Sokağa çıkma yasağını uyguladığınız nokta andan itibaren sokağa çıkamayan vatandaşın en temel ihtiyaçlarını başta gıda olmak üzere devletin karşılayabiliyor olması lazım. Bunun ekonomik yükü altına giremiyorlar. Tam tersine zaten ekonominin içinde bulunduğu durum
ortada. Bu salgın aslında en kötü ekonomik anlamda en büyük darbeyi vurduğu ülkelerden birisi biz olduk. Öyle görünüyor. Önümüzdeki süreç bunun göstergesi olacak. O nedenle yapamıyorlar. Yani sokağa çıkma yasağı dediğinizde fabrikaların durması demek. Üretimin durması demek. Esnafın tamamen yok olması demek. Bakın biz rakamlar çıkardık geçen de sevgili Hasan Tahsin. Alınan sokağa çıkma yasağı değil, kapatıldı ya bazı esnaflar. İşte kahvehaneler, evet, pastaneler, kuaförler vesaire. Hatta geçen de birisi sanayi sitesinde bir tamirhanede oturtmuşlar. Önlük önlük saç kesiyorlar. Polis baskın yapıyor sanki. Öyle bir çete, yani terör çetesini yakalamış edasında polis memurları. Bu durumlara düştü tabii. O da ayrı bir şeye de. Ama kapatılan iş yeri sayısı 144.690. Bakın 144-145.000. Sokağa çıkma kısıtlaması getirildikten sonra mesela berber ve kuaförler açısından baktığınızda 504.000 kişi işsiz şu anda. Geliri yok, geçimi yok. Gelir kaynağı yok. Sıfır. Yani bir berber olduğunuzu düşünün. Saç kesim alıyorsunuz. Bir de nakit çalışır. Şimdi berber dükkan kapalı, saç kesemiyorsun, para alamıyorsun. Başka gelirin yok ki. Tam tersine giderim var. Primlerim var. SSK, Bağkur primi vesaire. Motorlu kurye. Nasıl var? Tabii bu AVM'lerde çalışan 523 bin kişi. Kahvehaneler kapandı. 259 bin kişi var buralarda çalışan. Okul kantinleri 150 bin kişi, okullar kapandı diye. Lokantalar, restoranlar 1 milyon 900 bin kişi. Yani Türkiye genelinde sırf okul servis araçlarında 360 bin kişi var. Şimdi bu kadar ciddi bir mesele. Şimdi bu insanların geçimini sağlayamayan bu insanların asgari geçimini sağlayacak asgari bir aile gelirini bunlara temin ediyor olman gerekiyor. Sokağa çıkma yasağı olduğunda herkes için söylüyorum. Anlatabildim mi? Bunun ekonomik yükü zaten kasa tam takır, kuru bakır. Yani kasada bir şey yok. Ülke tüketilmiş durumda. Yokluk içerisindeyiz ama öbür taraftan Kanal İstanbul'un ihalesini falan yapmaya kalkıyorlar, yapıyorlar. Yani şeyden en ufak bir söyleyiver, saraylardan, şaşadan hiçbir taviz vermeden, en ufak bir şeyde bulunmadan memlekette yoksulun, işsizin tepesine çöreklenmiş durumdalar. Bakın şimdi bu bir şey düzenleme daha çıktı biliyorsunuz. İşten çıkarılmayla ilgili. İşten çıkarılmasın da şey olsun, ücretsiz ücretsiz izin verilsin. O ücretsiz izin de 1077 lira mı ne, günlük 39 liradan asgari bir aylık geçimi sağlayacak bir bedel ödesin işveren. İşçiyi ücretsiz seni çıkarıyorum desin. Süresiz. Dilediği kadar. Yani bu salgın süresince. Bu hükümet bu düzenlemeyi yapıyor. Şimdi yani bu da bir başka bir garabet. Bu da bir başka bir dünya, ILO sözleşmelerine, işçi haklarına, insan haklarına aykırı bir durum. Ki normalde bizim yasalarımız, kişiler kendi rızasıyla ancak ücretsiz izne ayrılabilir. Talebi olur ise işverenin onayıyla ücretsiz izne ayrılabilir ama işverenin kararıyla ücretsiz izne ayıramazsınız bir işçiyi. Ben seni ücretsiz izne ayırıyorum, git 3 ay gelme diyemez işveren. Kanunlar, iş hukuku buna izin vermez. Ama şimdi bu düzenlemeye getirdiler. Sayın vekilim, bu karar çıkmadan önce ben bir Denizli firmasının 93 gün ücretsiz izne gönderdiğini biliyorum. Yani bu ücretsiz izin zaten çatır çatır uygulandı. Şimdi yeni yeni şeyler var. Siz evinizde oturun ama dörtte bir maaş veririz.
üçte iki sigorta yaparız diyenler de var şu anda. Tabii onu ama rıza almak durumunda kalır. Yani orada tabii aynı işi yapıyorlar. Yasaya aykırı bir durum olmuyor sözüm ona. Ama mahalle baskısıyla bu şeye benziyor. Yani polis memurlarına çağırıp biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyasına destek veriyor musun, vermiyor musun? Ne kadar veriyorsun? Şu formu doldur demeye benziyor. O baskıyı hisseden herhangi bir devlet memuru, sadece polis memuru değil, öğretmeni vesaire, o baskıyı gören, o baskı altında kalan kişi, ya benim imkanım yok, ben bu veremeyeceğim diyemiyor, vermek zorunda kalıyor. Yoksa başıma yarın bir şey gelir diye. Aynı şekilde o Denizli'deki fabrikada, yani al şunu imzala bakalım. Yani o zorla beyan alarak ücretli, ücretsiz izne ayırıyorlar. Evet. O yani onun hukuki karşılığı var yani. En azından o konuda sendikaların harekete geçerek. Ama bu mesele, bu dediğim düzenleme, bu salgın nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'nın saraydan çıkan bir uygulama. Yani ücretsiz izin düzenlemesini getirecek olan, getiren bir düzenleme. Günlük 39 lira sadece. Açlık sınırı da civarında şu anda. Sendikalar biliyorsunuz her ay evet. Yoksulları ve açlık sınırı diye değerlendir. 4 kişilik bir ailenin. Şimdi bir ailenin açlık sınırı 2400 lira civarında. Bu işsizlik işsiz diye ücretsiz izin diye ayırdıkları kişilere verilen günlük 39 lira, 1077 lira yaklaşık para açlık sınırının çok çok altı. Yani insanları açlığa mahkum ediyorsun. Sokağa çıkma için ilan edemiyorlar sevgili Hasan Tersin. Yoksa bütün bu imkanları her aileye vermek zorunda kalacaklar. Bunun ekonomik yükünü üstlenmek istemiyorlar. Yoksa o 5 tane yandaş müteahhit var ya, sarayın yandaşı olan müteahhitler. Yoksa onlar cepleri birazcık eriyecek. Ona izin vermiyorlar maalesef. Böyle bir durum var. Yani. Bana kalsa onlardan alınsa, dağıtılsa halka, en azından onlar da biraz huzur bulur belki ama yani... Ya sarayın, şu sarayın giderlerinden tasarruf etseler bir... İki, şu Katar'dan hibe falan değil, parasını 500 bin dolar, kaç bin milyon dolar ödediler de aldılar. Katar'dan alınan o uçak saray, satsınlar o uçak sarayı. Aman yani, efendim, bugün siz de açıklamışsınız. Koronada okullar kapatıldı, 20 bin öğretmen tayin edildi. Evet, evet. Şimdi o 20 bin öğretmenle ilgili sizin bugün bir açıklamanız oldu, onu gördüm ben. Biraz şimdi önce bir öğretmen ataması yapıldı. Okulları belli oldu. 20 bin öğretmenin kuralları çekildi. Atamaları yapıldı. Öğretmenler okuluma gitmek istiyorum diyor. Okulum belli. Okul müdürünü arıyor. Bize bir şey gelmedi. İlçe Milli Eğitim Müdürü bize bir kararname gelmedi. Yani göndermiyorlar. Bekletiyorlar. Bu öğretmenler de çalışanlar mecburen atamam yapıldı diyerek işten ayrılmışlar, işsiz duruma düşmüşler. Yani 3 kuruş, 5 kuruş asgari ücretle kim bilir ne işte çalışıyorlardı. Onlar istifa etmişler işlerinden. Açıkta durup bekliyorlar şu anda. Atamamız olsun da öğretmenlik atamamız. O kararname çıkmadığı için maaş da alamıyorlar değil mi? Tabii. Yani alamıyorlar şu an. Hiçbir şey alamıyorlar. Oturup da asayiften iş başı yapmış değiller. Yani devlete karşı taahhütlerini imzalayarak, beyanlarını vererek asli bir memuriyete geçmiş değiller. Sadece kura çekildi. Okulları belli oldu falan. Yani onları peki size son bir şey soracağım. Sizin alanınızla alakalı. Geçtiğimiz günlerde sevgili Ali Ekber Yıldırım'ın makalesini okudum. Yani korona her ne kadar üretim zorunluluğunu yeniden bize hatırlatsa da Türkiye'de bu koronanın özellikle zirai üretim anlamında da bazı soru işaretleri ve alarmlar verdiğini söylüyordu. Ne dersiniz, sizin alanınız bu?
Türkiye'de özellikle gıda ve tarım, hayvancılıkta da şeyler, alarm çanları çalıyor mu Sayın Vekilim? Kesinlikle. Demin bu hani dünya düzeni değişiyor, bu korona dünyada hem ülkelerin kendi içinde hem de ülkeler arası ilişkiler açısından dünya düzeninde çok önemli değişikliklere neden olacak diyor idik. Hatta dün akşam ben BBC'de oturdum, başından sonuna kadar bir Hart diye bir şeyi var, bir sunucu karşısına birisini alıyor, önemli bir dünya liderini, ona çok böyle bel altı demeyelim ama çok ağır sorular soran yanıtlar alıyor. Dün akşam da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg konuydu. Bu NATO'nun müttefik ülkeler ve NATO'nun bu süreçte müttefik ülkeler arasındaki bu müttefiklik ilişkisi bu koronavirüs nedeniyle önümüzdeki süreçte etkilenecek mi? Bu NATO'nun geleceği ne olacak falan gibi çok ciddi sorular yöneltildi. Mesela sadece NATO bile bunu şu anda ciddi bir şekilde masada koymuş. Bu konuda bir tereddüt, bir endişe olmadığını söylese bile Stoltenberg, bu bile bir değişime dönecek. Şimdi gıda konusundaki yeni dünya düzeni, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü ve IMF'nin üç sac ayağı olarak yeni dünyada yeni tarım düzenini ortaya koydukları, küresel çok uluslu gıda şirketlerinin altına giren ülkelerde hem tohumda hem gübrede hem ilaçta, zaten yakıt, mazot o küresel düzenin bir çok bir aracı halinde. Gıda sektörü de böyle bir düzen içerisindeydi. Ülkeler gümrük duvarlarını kaldırdılar. Çok rahatlıkla ülkeye giriş serbestliği sağladılar, güvencesini verdiler. Dolayısıyla bugün sizin pamuğunuz varken Amerikan pamuğu gümrük şekilde siz pamuk üreticinizi koruma imkanını ortadan kaldırarak rahatlıkla gelip sizin pamuk üreticinizle Amerikan çiftçisinin pamuğu rekabet ediyor. Siz şeker pancarı üretiyorsunuz, Avrupa'nın şeker pancarı üreticisi geliyor. Yok efendim buğdayı geliyor. Hatta fasulyeniz, mercimeğiniz, buğdayınız, arpanız, mısırınız, üretebileceğiniz birçok ürünün rekabeti sizin ülkenizde, sizin üreticisi yok ediyor. Bir yandan da girdi maliyetleri baskısı altında kalan üretici, bu dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir yancı, bunun altında eziliyor ve üretimden kopuyor, üretimi bırakmak zorunda kalıyor. Bugün ben onun hesabını da yaptım. Trakya'nın coğrafi büyüklüğünü düşünün. Trakya bölgemiz var ya bizim, İstanbul Boğazı ile Çanakkale Boğazı'nın üst tarafı olan bölgemiz. Onun tam iki katı, coğrafi büyüklüğünün iki katı. Trakya'nın alanı katı olanı şu anda bu ülkede tarım dışı. Yani olmuyor, üretilmiyor, ekilmiyor, biçilmiyor. Aynı durumda duruyor sevgili Hasan Tersin. Yani ülkenizde sizin vatandaşınız buğday varken buğdayı ithal ediyorsunuz, saman ithal ediyorsunuz. Bunu ben söylediğimde bakan nereden çıkıyorsun sayın hocam falan dedi bana. İşte şu kadar ithal ettik, bu kadar ithal ettik. Sayın Erdoğan kalktı, yani eder gibi bizlerle, bütün milletimizle, halkımızla. Yok efendim biz saman değil kavuz ithal ediyormuşuz falan diyor. Getip numaraları var. Gümrük tarifi, istatistik, pozisyon numaraları. Onlar üzerinden geçiyor da kavuz ithal etmişiz. Biz o kavuzu başka gıda sektöründe kullanıyormuşuz falan filan diye tamamen hikaye. Türkiye ithalata dayalı, sadece tarımda değil, sanayide de, bütün sektörler itibariyle, tekstilinde de ithalata dayalı bir üretim, bu yeni dünya düzeninin sadık askerlerinden birisi pozisyonunda.
bu yeni dünya düzenine teslim olmuş bir noktada. Şimdi sevgili Ali Ekber, çok sevdiğim arkadaşım, kardeşim, dostum, yıllarca beraber bu mücadeleyi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Her konuda, her alanda, tarımsal üretim alanında, GDO olsun da vesaire. Şimdi baktığımızda Türkiye'de bu koronavirüs bir şeyi daha ortaya koydu ki bizim tarımda çiftçimizin ayakta kalabilmesi, yaşamını sürdürebilmesi ve sadece hayatını idame ettirebilmesi değil, aynı zamanda refah içerisinde köyünde üretimde kalabilmesi adına yapılması gereken şeyler de açığa çıkıyor, ortaya çıkıyor. Biz bunları defalarca söylesek bile hayatın gerçekleri toplumu yüz yüze getirdi. Siyasal iktidar da bunu örtemez, gizleyemez veya bunun önüne geçemez pozisyonda. Onun için gıda temininde, gıda cesinde ve gıda güvenliğinde bu kadar 35 milyon tarım alanı durması anlamda Türkiye'de tarım sektöründe kendi kendine yeter bir üretimi sağlayabilir. Doğru politikalarla çok önemli bir dönem, bir süreç yine önümüzde. Yani teslimi küresel sermaye gruplarına, küresel gıda şirketlerine ülkeyi teslim eden, topraklarımızı teslim eden, gıda sektörümüzü teslim eden anlayış artık kendisini bu anlayış artık yer edinemeyecek diyorum. Ama bunların hep öte bu ülkede yaşayan her bir yurttaşımız dedi. En başında da söylediğim gibi minicik bir gözü görülmeyen mikron düzeyinde bir organizma tarafından bu ülke insanına yaşattıkları her bir bireyin yaşayarak görmesini sağladı ki bundan sonraki süreçte hiçbir siyasetçi, iktidarda olanlar başta olmak üzere bu topluma ben bildiğimi okurum, ben böyle, ben ne dersem o olur, ben sarayım, ben iktidarım, siz benim dediğimi uygulayacaksınız, siz koyunsunuz, siz sürüsünüz gibi yaklaşacak. Bu da bir gerçek. Ha, bir şey daha söyleyeyim ki ben bunu yazıp çizeceğim aslında ama dünyada teknoloji büyüyor. Teknoloji gittikçe gelişiyor. Bu 5G de en önemlisi bu. 5G'nin şu anda 4G'ye göre yaklaşık elektromanyetik dalga değil, veri iletimde yaklaşık 1000 kata kadar varan bir kapasite artışını sağlayacak. Yani teknoloji şu anda ve görüntülü görüşüyoruz. Bizi izleyen herkes bu görüntüye edinebiliyor. Kendi bilgisayarlarını, kendi cep telefonlarını bu görüntüyü alabiliyor. Veya çoklu görüşme yapıyorsak herkes kendi görüntüsünü de bu sisteme verebiliyor. Biraz ağır aksak da olabilir kimi zaman ama bunun 1000 katı daha hızlı ve kapasitede bir şey bu 5G. Şimdi teknoloji bu kadar büyüyor. Teknoloji sanki insanı daha sosyal bir varlık olmanın gereği olan toplumla birlikte bir arada yaşamından uzaklaştırıyor falan diyorduk. Bu virüs insanı, sosyal bir varlık olan insanı toplumdan uzaklaştırdı, evine kapadı, teknolojiye bağımlı hale getirmeye başladı. Biraz böyle de görmek lazım, bakmak lazım diye düşünüyorum. Bu dilemma, bu ikilem içerisinde bu yeni dünya, dünyanın yeni düzeni diyelim, yeni dünya düzeni başka yerde de çekilebilir. Dünyanın bu koronavirüs öncesi ve sonrası bir milat olarak düşünecek olursak farklı bir düzeni de bu anlamda beraberinde getiriyor ama dikkat etmek de lazım diye düşünüyorum. Bu 5G meselesi konuşuluyor, tartışılıyor. Ben değişik mecralarda söyledim ama şunu da söyleyeyim.
Biliyorsunuz virüs ve bakteriler, bu mikroorganizmaların DNA'ları mutasyona uğruyorlar. Belli etkenler altında, etmenler altında. Bunun bilimsel olarak 3 etmenden bahsedilir. Bir bakteri veya bir virüsün mutasyona, yani değişime uğramasına neden olan. Bunların birincisi mutajenler, yani şeyler, daha doğrusu fiziksel mutajenler adı altında ultraviyole ışınlar, X-ray ışınları ve aslında dediğimiz elektromanyetik dalgalar üzerinden DNA kırılmaları ve mutasyonları mümkün olabiliyor. Bu bilimsel olarak da ispatlanmış. Dolayısıyla bunu böyle görmek, böyle bakmak lazım. Ama dünya yeni bir sürece girecek. Daha öyle ülkeyi yönetenlerin iki dudağı arasında, hele hele gittikçe de diktatörleşen dünyada ülke yöneticilerinin tek adam rejimiyle, tek adamın inisiyatifine bırakılan bu yeni dünya düzeni daha çok toplumların genelinin, demokrasinin tam da bu noktada yaşama geçirildiği, daha doğru olarak, daha gerçekçi bir anlayışla yaşama geçirildiği bir düzene doğru evrilecek diye düşünüyorum. Ülkede ceza infaz kanunu diye bir kanun şu anda görüşülüyor. En azından adalet daha doğru işleyecektir, işlemelidir ama işleyecektir aynı zamanda. Bugün rüşvet aldı diye bir kişinin 6 yıllık hapis cezasını infaz kanunu ortadan kaldırırken onu yazan gazete, yani o rüşveti haber yapan gazetecinin 3,5 yıla mahkum ediliyor olması ne kadar adaletsiz bir düzen olduğunu da gösteriyor. Bu anlayış, bu uygulamalar artık son bulacaktır diye düşünüyorum. Tabii bunu beklemek bizim genelde bir şeyimiz o, sözümüz, dilimiz o. Yani hayırlı olsun deriz, başarılar diliyorum deriz, Allah yardımcın olsun deriz. Kişileri bırakırız kendi haline, işte olayları ve kararları kendimiz uzaktan seyrederiz. Hayır. Artık herkesin başkasına havale etmeden, başkasına başarılı olsun dileğinde bulunmadan, kendisinin de başarılı olmak adına, kendisinin de kendi geleceğiyle toplumun geleceği adına ses ve söz sahibi ve eylem içerisinde olması döneme geçiyoruz, dönüşüyoruz diye düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Biz daha sizinle çok görüşeceğiz. Çünkü birazdan bakarsınız Facebook'ta yayının altında epey bir soru var, konu var. Bornova'dan bahsedenler var. Bornova bamyasından bahsedenler var. Yerli tohumdan bahsedenler var. Onları da değerlendirirsiniz sayın vekilim. Sağlıkla daha güzel günlerde bir arada olmak üzere. Hoşça kalın. Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Kamil Okyay Sındır'a çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi, yani Sayın Vekilin o kadar çok yani dolu bir adam, yani Kamil Bey dolu bir adam ve ben hatırlarım onu. Bornova Belediye Başkanı iken de yayınıma gelirdi. Başkan söylerdik böyle 20 dakika diye. O 40 dakika olurdu, yayını uzatırdık. Ama lütfen bu kayıt bittikten sonra, bu paylaşım bittikten sonra Kamil Hoca'yı bir kere daha dinleyin. Yani gerçekten dinleyin. Bakın çok farklı şeyler de söyleyecek. Yani söylediğini göreceksiniz. Çünkü dünya farklı bir nokta gidiyor. Dünya inanılmaz bir farklılığa gidiyor ama bu farklılığın, bu arada gözüme de nazar mı değdi, ne oldu anlamadım yani. Gözlüğü takayım ben. Efendim bugün Cuma. 10 Nisan dedik. Polis günü dedik. Kamil Hoca'yı konuk ettik. Ama bugün olan biten bir şeyler var. Yani onu söyleyeyim size. Şimdi buradan okumaya çalışacağım. Biraz önce sevgili meslektaşım, sevgili ağabeyim
Ege'de son sözdeki yazısını gönderdi. Yazısı çok enteresan. Yazının içinde bir bölüm beni üzdü. Çünkü bilmiyoruz. Çünkü duymuyoruz. Onlar gerçekten içlerinden gelerek konuştuklarında ya başlarına bir şey geliyor ya birileri soruşturma açıyor. Ya biri anlamadığı halde bir yerlere şikayet ediyor, değiştirip şikayet ediyor. Bakın Muhittin Akbel Ege'de son sözde bir doktorun, doktor arkadaşının söylediklerini aktarmış bize. Bakın ne yazıyor, ne yazmış. Bakın ne yazmış. Lütfen dinleyin ve çevrenize de böyle bakın. Günlerdir koronavirüs vakalarıyla cebelleşiyoruz. Gecemiz gündüzümüze karıştı. Eşimi ve çocuklarımı kayınvalidemin evine gönderdim. Eve gittiğimde Allah korusun bana mikrop bulaştıysa çocuklarıma, eşime bulaşmasın diye. Biz sağlık çalışanları böylesine titizlik gösterirken vatandaşlarımızın vurdum duymazlığı bizi kahrediyor. Yorgunluğumuzu katlıyor. Mustafa Kemal Bulvarı normal zamanlarda olduğu kadar değilse de yine çok kalabalık. Sokağa çıkma yasağı kapsamına giren 20 yaş altı ve 65 yaş üstü o kadar çok insan var ki. Kimi el ele tutuşmuş sevgili pozlarında, kimi yürüyüş yapıyor, koşuyor, kimi oltasını almış, balık tutmaya çalışıyor, sosyal mesafe oluşturmadan dip dibe. 5-6 kişi bir masanın etrafına doluşmuş, çiğdem çitletiyor. Banklarda yan yana dirsek dirseğe oturanları mı ararsınız? Maske bile takmayarak koronavirüse meydan okuyanları mı? Bu ne cesarettir kardeşim? Ölmeyi bayılmak mı zannediyorsun? Benim gibi yüzlerce sağlık çalışanı eşinden çocuklarından ayrı sağlık hizmeti vermek için çırpınırken bu sorumsuzluğu kabul etmiyorum. Yarın Allah korusun o insanlar hastalanıp hastanemize gelse onları tedavi edecek bizleriz. Havalar soğukken dışarıda daha az insan oluyordu. Onu da normal karşılıyordum. Görünen o ki hava biraz ısınınca herkes sokağa çıkmış. Önümüzdeki haftalarda sıcaklık daha da artacak. Korkarım sokaklardaki kalabalıklar da sıcaklık artışıyla birlikte fazlalaşacak. Muhittin Akbel meslektaşım, abime teşekkür ediyorum. İşte ben günlerdir bir şeyi anlatmaya çalışıyorum. Bazılarınız beni uyarmaya çalışıyor. Ya uğraşma. Bunları dile getirme. Başına bir şey gelir. Benim başıma ne gelecek? En fazla götürürler merkeze, vururlar kelepçe. Hayır, ne olacak? Kafama mı sıkacaklar? Ama ben boş durmuyorum. Bugün bu yayından bir iki dakika önce, bir iki saat önce, saat değil, Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir açıklamasına ithafen, açıklama haberini de kopyalayıp Sayın Soylu'ya Sayın Bakan hassasiyetinize güveniyorum, teşekkür ediyorum. Ama keşke bir İzmir'e, Bornova'ya, Bayraklı'ya gelseniz, bir görseniz dedim. Çünkü Sayın Bakan büyük kentlerde yüksek %80, 86-90 filan izolasyon olduğunu söylüyor. Hayır. Yok böyle bir şey. Yok. Ben Sayın Valiye, ha diyorlar ki valiye kızıyorsun. Ya ben valiye niye kızayım? Ya ben emniyet müdürüne niye kızayım? Kızmak nedir? Benim yaratılışım bu. Yani bir şeyi söylüyoruz. İnanmıyorsanız yapın tebdili kıyafet. Bayılıyorsunuz tarihi diziler izlemeye. Ne muhteşem yüzyılda Hürrem'in şehrinden kaçıyordu Süleyman. Bakmayın siz öyle. Alıyordu pargalıyı yanına, bir tane çaput koyuyordu. Gidiyordu pazar yerine, hep aynı çarşıdan ulaşıyordu. Koca İstanbul'da Süleyman döneminde bir tane çarşı varmış gibi. Hep aynı yerde kahve içiyordu. Ya yapın. Sayın Valiye sakal taksınlar. Bıyığı var mıydı onun? Bıyık taksınlar. Şapka koysunlar. Emniyet müdürü de ne bileyim ben
hip hopçı olsun. Öyle giysin. Adamda genç bir taraf vardı ondan diyorum. Yani bir çıksınlar, maske taksınlar. Onlar şimdi valiyle emniyet müdürü. Yani onlara şimdi sıradan böyle bez maske de verilmez. Yani o N95 maskesi verirler yani. Dolaşsınlar. Ben yalan söylüyorsam yuu desinler bana, götürsünler merkeze, vursunlar kelepçe. Ben kötülük istemiyorum ki. Ben bütün vatandaşlar sağlıklı olsun diliyorum kendimce. Ama sayın valilere, sayın İçişleri Bakanı'na, sayın Reis-i Cumhur'a illerden doğru bilgiler gitmiyor kardeşim. İçişleri Bakanı'nın elindeki %80-90 izolasyon nerede? Aha, Kızılay Kan Merkezi'nin karşısındaki banka gidiversin hanım kaymakam Bayraklı'nın. Emniyet müdürünün cinsiyetini bilmiyorum. Muhtemelen erkektir. Erkek emniyet müdürü. Çıksın baksın. Ya bunları söylüyorum. Biz bir yandan doktorlarımızı alkışlıyoruz. Hemşireler canımız. Ay o hasta bakıcıların yanaklarından öpeyim. Abi ne alkışlama. Adamlara daha az hasta gönder. Milleti tık eve. Yap. Biz yatıyoruz kalkıyoruz. Şey gibi ticaret odası. Sinir etti beni bugün. İzmir ticaret odası sinir etti beni. Ha, ticaret odası üyesi falan da değilim. Ama sinir oldum. Alay ediyorlar sanki ya. Almışlar ellerine çiçekleri. Bu çiçek buket böyle. Çiçek buketi. Yani bunlar da yapraklar filan. Yanlış anlamasın kimse. Almışlar çiçekleri. Gitmişler hastanelere. Neymiş? Sağlıkçılarımıza minnetimizi çiçekle gösterelim. Ya ilahi ticaret odası başkanı. Ya ben zaten merak ediyorum muhterem ömrü boyunca hangi taşın üstüne taş koydu diye. Ya beni yanıltacağına, yani bir taş üstüne taş koysa, kaydırak oynasın anlamında değil ya da dokuz taş anlamında değil. Yani oyna. Abi, ya ticaret odası başkanı, muhterem, ya gerçekten sen İzmir ticaretinin başkanısın değil mi? Yani senin zemin gibi üyelerin var. Abi bak senin bina var ya kordonda. Ya oradan çık sağa dön, sola dön. İşletmeler kapalı. Understand? Ha. Çık binadan, sola dön, dümdüz git. Sağ tarafta kantar karakolu. Biraz daha biraz daha git. Konakta üst geçit var ya. Oradan geç, hükümet konağının yanından kenar altı başlıyor. Anladın? Ticaret odası yönetimine, ticaret odası meclis başkanına ve ticaret odası başkanına, başkanın adını yine unuttum. Ya şeyin torunu, eski belediye başkanı, Osman Kibar'ın torunu değil mi rahmetlinin? Ha. Şimdi o kenar altı var ya sayın ticaret odası başkanı, orada onlara biz esnaf diyoruz ama hepsi esnaf değil. Orada ticaret odası üyeleri de var. Yani senin üyelerin. Ha, bilmiyor olabilirsin. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Öyle demiş atalar. Ha. Abi onlarla ilgilen. Ya da illaki taktın kafaya ben hastaneye çiçek götüreceğim. Tamam git de benim bildiğim Sağlık Bakanlığı bir süre önce hastanelere çiçek sokulmasını yasaklamıştı. O çiçek soktuğun hastanenin başhekiminin başını belaya soktun. Bak sana demedi deme. Mahmut Bey, Özgener Bey. Hastanelerde bizim sağlıkçılarımız çiçek istemiyor. Maske, N95 filan yani sağlık malzemesi, moral. Ticaret odası ve esnaf odası üyelerinin elektrikleri kesilecekti. Bu işi halleden Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin'dir. Ey tüccar ve esnaf! Korona günlerinde senin elini tutmayan bu esnaf odası başkanlarını
ve Ticaret Odası Başkanı'nı koronadan sonra tep çalmazsan ben sana tep çalacağım bilesin. Ya Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı valiye başvurdu. Vali yardımcısı Uğur Kolsuz'u devreye soktu. Uğur Kolsuz vali talimatıyla Gediz Elektriği'ye getirtme beni oraya. Gelirsem oraya kabloyla, manyetoyla sana cız cız yaparım dedi. Gediz'de elektrik kesintilerini durdurdu. Bunların hiçbirinde ticaret odası yok. Ticaret odası ne yapar? Çiçek. Abi şok oldum ya. Şok oldum. Özel bankalar tüccarlara nanik yapıyor. Esnafa nanik yapıyor. Abi Esnaf Birliği Başkanı, Ticaret Odası Başkanı'ndan bir çıkıp da "Uap ne yapıyorsunuz?" diyen yok. Yok. Valla bak kızıyordum ama Hisarcık Çıklıoğlu'na helal olsun. Bak geçen gün adam neyin başkanıydı o? Top başkanı. Top. İşte onların üyelerini savundu. İtilaf etti. A bizimkiler Allah'ım otoyolda kamyon farı görmüş tavşan gibi kaldılar ya. Abi tık yok. Hastaneye çiçek götürmüş. A o hastanenin içine girerken o herkese zart zurt eden güvenlik görevlileri acaba demediler mi Ticaret Odası heyetine, Sağlık Bakanlığı'nın genelgesine göre hastaneye çiçek sokmak yasak diye? A, demediler galiba. Onlar da girmişler koridorlarda. Anam gördüklerine millet zaten kaç gündür çalışıyor orada. Hani ben düşünemiyorum. Yani şöyle bir hemşire düşünün bakın. Bak şöyle bir hemşire. Aklı çocuklarında, aklı annesinde, aklı evinde uykusuz kalmış. Böyle bir hastanın odasından çıkıyor maskeli falan. Hıh! Birisi ona kasıp patı uzatıyor. Şimdi empati yapıyorum. Ben öyleyim. Mesela hemşire değilim. Ben doktorum. Öyle değil. Şimdi ben hemşireye yerine, hemşireyle empati kuramam da ondan. Yani hemşireler genellikle bayan oluyor ondan. Yani ben odadan çıkıyorum. Hastaya bakmışım. İğne stetoskopla böyle böyle yapmışım. Çıkmışım dışarıya. Anam lacivert takım elbiseli, ağzında bir tane maske olan bir adam bana çiçek uzatıyor. Vallahi bir tane geçiririm. Dalga mı geçiyorsun sen? Seni kim aldı buraya diye. Abi, Ticaret Odası Başkanı'nın demek ki danışmanları uzaylı. Yani şimdi Mars'ta, Jüpiter'de, Neptün'de şey yok ya, hani virüs salgını bilmiyoruz. Hani CNN Türk var, CNN International var ama CNN Jüpiter, CNN Neptün yok. Ondan bilmiyoruz yani. Efendim yani yanlış anlamayın ama gülüyorum abi. Şimdi ben bunları söylüyorum ya. Ben bunları söylüyorum. Bak bu arkadaşı tanıyorum. Antalyalı bu. Kasap malzemeleri satan arkadaş aynen yazmış. Ülen ben maske yaptırdım. Gücüm yettiğince kasaplara dağıttım. Bunlar ise cırt. Ya cırt deme. Belki Ticaret Odası'nın yönetimine yani çiçek dağıtın. Çiçeklerin yaprakları maske olarak da kullanılabilir denmiştir. Sapları ne oluyor yalnız? Onu bilmiyorum. Salata falan olmaz ondan. Yani ben bilmiyorum. Bakayım başka neler gelmiş. Bugün uzattık. Ben de olsam öyle yapardım diyor. Evet. Bir tane vururum. Birader bugün 10 Nisan demiş. Evet biz girişimizde 10 Nisan'ı söyledik. Bütün Cumhuriyet idealinin bekçileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün aydınlık yüzlü polislerini kutluyorum. Başka? Seçim zamanı araba yollasınlar ancak gıda çarşısına oy kullanmak için beni götürmeyi bilir.
Ticaret Odası Başkan Adayları ve Başkanı diyor. Mahmut Özgener demiş. Ya unutuyorum. Bak biri de bir şey takmalarına gerek yok abi. Tanınmamak için, çünkü zaten tanınmıyorlar. Ha, valiyle emniyet müdürü mü? Vallahi doğru. Ben de cöh diye karşıma çıksa bu İzmir valisi deseler, bak korumalarına bakıp inanabilirim yani. Evet vali. Yok. Valiyi fotoğraflarından tanıyorum. Bizim Urla'da evin önü bomboş, çıkıp güneşlenebiliyoruz diyor. Çöp toplayıcılarının hepsi sokakta. İşte onlar çöpleri topladığı için. Demek ki neymiş, çöpleri de atmamak lazımmış diyeceğim ama o iyice saçma sapan bir şey olur yani. Doğru. Ben saçma sapan konuşuyorum. Ya ben saçma sapan konuşuyorum. Vay. Ya vay vay dediğime bakmayın bak. Berberler de. Ha. Bak, sevgiler selamlar Kamil Okyay vekilimize. Kamil Bey uzun konuşur ama derli toplu konuşur. Elbette. Kamil Hoca'yı vallahi sıkılmadan dinlerim her zaman. Evet. Kamil Hoca EYP, bak yerli tohumla ilgili. Ben bunu göremiyorum tabii. Nerede eskiden asistanlarım vardı, veriyorlardı kağıtla bana. Nerede Bornova bamyası diyor. Evet. Oo, kimler? Atohum kanunu. Hasan abi, bu iş online kanala doğru gidiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Yok kardeşim be. Bu koronalı günler bitsin. Serdar Şahinkaya hocam ta Ankara'lardan bizi izliyor. Ankara mıydı? Ankara'ydı. Bir dakika, bana bir mesaj atmıştı Serdar Şahinkaya. Serdar hocanın hocam nereye attın o? Yok, şeye attı. Benim Facebook'ta mesajın altına koydu. Şimdi yavaş yavaş bugün toparlayalım. Dediğim gibi yarın bizi izliyor mu şu anda bilmiyorum. Sevgili Ünal Ersözlü'ye buradan çağrım var. Kendisiyle yarın saat 15'te Allah'ın emriyle bir kültür sohbeti yapmak istiyorum. Cumartesi yarın. Hava güzel. Mesela kordon boyunda. Mesela saat 10'da demiyorum. 15'te. Böyle güzel olmaz mı? Ne dersiniz? Yarın şiir konuşalım. Nazım Hikmet'ten bahsedelim. Nazım Hikmet'in yaşın 70 bile olsa var ya, hayata dair, onu okuyalım. Ne, nasıl olur? Yarına ilişkin böyle bir düşüncem var. Fikirlerinizi hemen yazın. Yayını kapatacağım çünkü. Bu arada evet, doğru. Tamam, bu esnaf odaları şimdi, hayır, onlar da kızar. Kendini ne zannediyor lan? Ben ticaret odası başkanıyım lan. E olur. Ben de evimin çalışma odası başkanıyım. Ne olacak? Ne olacak? Açtırmayın kutuyu, söyletmeyin kötüyü. Şimdi yazanlara söylüyorum, böyle bakanlara söylüyorum. Yani demirden korksaydık metroya binmezdik. Tren nereden bulacağım da bineceğim trene. Efendim, bugünlük de bu kadar. Bugün biraz epey bir uzattık. Sizi de internetinizi yedik. Sizi de biraz germiş olabiliriz. Ama çok teşekkür ediyorum. Başta sevgili kardeşim Yusuf Saygı'ya çok teşekkür ediyorum. Bilmiyorum. Ben Ünal Ersözlü dedim ama yarın gerçekten konuk alabilir miyiz, alamaz mıyız, nasıl yaparız onu bilmiyorum. Ama ben Facebook'tan yine saat 3'te diyorum ya, şiir ağırlıklı ama bence şiirler. Öyle masada boş tabaklar, kirlenmiş bardaklar şiirleri değil. Yani
özlü şiirler böyle. Böyle. Anladınız siz onu canım. Biz okuyorduk o şiirleri. Mesela Ahmet Arif'in Ben Anadolu şiiri var. Çok severim onu. Ben onunla şiir okuma yarışmasına katılmıştım. İkinci olmuştum. Ben birinci oluyordum da birinci fen hocasının kızıydı. Ondan o birinci oldu. O zamanlar ne vardı yani? Ya Fuzuli bile ne demiş ya? Selam verdim, rüşvet değildir deyu almadılar. Boş verin. Sağlıcakla yaşayacağınız bir gün olsun. Hepiniz, cümleniz, çoluk çocuk, aile, sülale Allah'a emanet olun. Sokağa çıkmayın. Çıkacaksanız maske takın. Sosyal mesafeyi unutmayın. Biz ne olursa olsun bekayı devlete, selameti millete inanmaya devam edeceğiz efendim. Ama son olarak da şunu söyleyeyim de gülerek kapatalım. Belgrad ormanlarında bir zamanlar aydınlar oturmuşlar. Bir vakaa geçmiş. Demleniyorlarmış. Of of ne olacak bu memleketin hali diyorlarmış. Bir tanesi bir efkar iyice boğmuş. Fırlamış yerinden. Almış eline maşrapayı. Ya içinde bir şey yok. Üzüm suyu var. Yani üzümü sıkarlarmış. O zamanlar öyle demlenirlermiş. Ya dem ne demek? Onu da demiş ki ne diyorsunuz efendiler demiş. Kalkın ey ehli vatan dediler, kalktık. Onlar oturdu. Biz ayakta kaldık. Hoşça kalın. Yarın görüşürüz. İzmir'de her şey onunla konuşulur oldu. İzmir'de her şey onunla okunur oldu. Ve İzmir'de her şey onunla yorumlanır oldu. Ekran onunla haber gibi haberle tanıştı. İzmir onda kendini buldu. Ve İzmir 3 yıldır İzmir ekranından onunla sesine ses buldu. Ulusal kurtuluşun sembol ismi Hasan Tahsin, yine namussuzların, devleti soyanların ve alçakların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Hafta içi her gün İzmir saat 7.30'da Hasan Tahsin'in sesine ses veriyor, 3 yıldır olduğu gibi halkın sesini yine o duyuyor, yine o kulak veriyor. Hafta içi her gün saat 7.30'da korkusuz yürekli gazeteci Hasan Tahsin'le sabah resimleriyle buluşmaya devam ediyoruz.